Teknopat'tan herkese merhaba. Benim İçtak ve bugün 7. bölümde oldukça farklı bir şeyle karşınızdayım. Karşınızda bir web sitesi var. Sekiro Shadows Die Twice'ın yeni bölümünde çok fazla sorduğunuz bir şeyi cevaplamak istedim. Açıkçası bunu oyun içerisinden de belli oranda yapabilirim ama hem oradaki itemleri çok fazla kullanmak istemiyorum. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz gerçekten çok kritik anlar gelecek. Hem de bende olmayan itemleri de şu anda oyunun walkthrough içerisinde, tam çözüm içerisinde benim şu anda sahip olmadığım eşyaları bile sizlere göstermek istiyorum. Bu yüzden wiki sayfasını açtım ve wiki sayfası üzerinde eşyalara bakacağız. Sizlerden çok fazla geri dönüş aldığım için eşyalar konusunda ve bu konuda bir eksiklik gördüğüm için bu bölümü yapıyorum. Diğer bölümlerden birazcık kısa sürüyor. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden Sekiro tam çözümünün o normal gameplay, yani oynanış odaklı bölümlerine devam edeceğiz. Şunu da hatırlatayım, şimdi sonlarla alakalı da çok fazla soru geliyor ama sonlara ulaşmamıza daha var. Öncelikle Guardian Ape ve Corrupted Monk bosslarını yapmamız, yani o bossları geçmemiz ve orada eşyaları toplayıp geri dönmemiz gerekiyor. Ondan sonra sonları konuşmaya başlayacağız. Şu anda tam çözüm içerisinde herhangi bir önemi yok oyunun sonlarının. Eşyalar ama önemli. Eşyalar hakkında bakalım neler öğreneceğiz, neler göreceğiz. Bu bölümün aslında amacı da bu arkadaşlar. Oyunda en çok merak ettiğiniz, en çok görmek istediğiniz şeylerden biri Quick Items bölümü. Quick Items bölümünde de birçok farklı eşya bizleri karşılıyor. Bunlardan ilki listede gösteriyorum. Akko Spritfall. Akko Spritfall aslına bakarsanız birazcık daha geliştirilmiş bir Akko Sugar. Hemen altta yazan. Önce Akko Sugar'a bakalım. Zaten inceleme tam çözüm içerisinde bol bol kullandık. Akko Sugar nedir? Belli bir zaman için sizin atak gücünüzü yükselten bir şeker bu. Normalde 30 saniye dayanıyor. Eğer Devotion isimli bu yeteneği kazanmışsanız, skill ağacından, yetenek ağacından açtıysanız ki 3 tane yetenek puanı gerekiyor. Artık 45 saniye dayanıyor. %12.5'lik bir atak artışı sağlıyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Ve bu sugar'lar hakkındaki hepsinde göreceğimiz bir uyarı hemen karşımıza çıkıyor. Bir kere de sadece bir tane şekerin etkisi üzerinizde olabilir. Yani bir tane Akko basayım, bir tane Gachin basayım, onu basayım, bunu basayım yok. Sadece bir tanesi aynı anda aktif oluyor. Hemen bunu kapatalım. Akko Spritfall'sa hiç bitmeyen bir Akko Sugar olarak düşünün. Bu sefer bunu belli bir boss, yani oyunda mesela Headless bossları var. Bunlara daha gitmedik tam çözümde. Headless bossların her biri size farklı bir akışı, farklı bir şekerin oyunun içerisindeki bu güçlendirme eşyasının versiyonlarını veriyor. Akko Spritfall usage'sa, yani Akko Spritfall ise her zaman çalışıyor ve 22.5 saniye boyunca eğer Devotion yeteneği açıksa size Akko'nun verdiği yetenekleri veriyor. Ve her seferinde 3 tane Spirit Emblem harcıyor. Yani bu sefer üzerinizde işte Akko kaldı mı kalmadı mı, ne yapacağım ne edeceğim diye düşünmüyorsunuz. Bunu basıyorsunuz, sadece 3 tane Spirit Emblem harcıyorsunuz. Gelelim listenin 3. sırasındaki Antidote Power'a. Antidote Power'ı oyun içerisinde birkaç kez kullandık. Özellikle bu Bukalemunlardan falan çok fazla zehir kapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Red'lerin de birçoğu size zehir verebiliyor. Antidote Powder'sa, bu antidot tozu dediğimiz şey ise sizin üzerinizdeki bu zehir seviyesini ortadan kaldırıyor ve belli bir süre size direnç sağlıyor. Oldukça basit bir kullanım. Yani zehirlendiyseniz bu arkadaşı kullanıyorsunuz. Bell Demon. Bizim oyunda hiç uğramayacağımız, walkthrough içerisinde hiç değinmeyeceğimiz noktalardan biri. Çünkü oyunda Sample Temple'ın hemen dışında, isterseniz onu da gösterebilirim. Eğer yorumlarda falan böyle bir istek gelirse, sizin de yorumlarınız bu noktada önemli. Oraya da gidebiliriz, göstereyim. Bir tane çan var. Dark Souls 2'de de benzer bir şey vardı. Oyunun zorluğunu arttırıyorsunuz. Oyunun zorluğunu niye arttırmak isteyeseniz, hani bu tamamen size kalmış bir şey tabii ki. Bu Bell Demon sayesinde bunu geri çevirme ihtimaliniz oluyor. Onu da söylemiş olayım. Gelelim önemli eşyalardan birine, Bite Down. Bite Down'u ben walkthrough içerisinde, yani tam çözümümüz içerisinde birkaç kez kullanacağım. Bunu kullanmadım, fark ettim. Bir iki tane edindim. Oyun dünyasında belli sınırda var. Bu eşyayı kullandığınızda ölüyorsunuz. Ama %50 canla yeniden dirilirken direkt olarak bedavadan bir tane canlanma hakkı kazanıyorsunuz. Yani sizi anında öldürüyor. Mesela bir boss'la kapışıyorsunuz. Boss sizi öldürmek üzere, hemen bunu yiyorsunuz. Ölüyorsunuz. Tak, beleşten bir tane canlanma
kazanmış oluyorsunuz. Böylece o çok değerli hani sıkıntılı vaktinizi harcamamış oluyorsunuz. Eğer tabii ki elinizde bir de canlanma gücü varsa oldukça stratejik bir eşya. Özellikle bosslara karşı çok etkili. Eğer bosslarda çok ölüyorsanız, canınızı dengeleyemiyorsanız, o öleyim canlanayım döngüsünü doğru yapamıyorsanız Bite Down işinize yarayacak ama oyun dünyasında sınırlı olduğunu belirtmek istiyorum. Balgame Coin Purse çok basit bir eşya, çok kısa anlatacağım. Oyunda size bunu bulduğunuz zaman 1000 sen veriliyor. Yani ya da siz işte belli bir komisyon karşılığında satıcılardan kendi altınızı değiş tokuş yapıyorsunuz. Coin Purse yani bu para keselerine işinize yarıyor. Oyunda öldüğünüzde eğer Unseen Aid dediğimiz o özel şey, özel buff harekete geçmezse hem yetenek puanınızın hem de paranızın yarısını her seferinde kaybediyorsunuz. İşte bunu engelliyor çünkü paranızı bankada tutmuş oluyorsunuz bir nevi. Jesus Statue oyunda birkaç kez aldık. Oyunda da anlattım. Daha doğrusu tam çözüm sırasında anlattım. Jesus Statue size bir adet Resurrective Power yani canlanma gücü sağlıyor. Sıkıntınız varsa eğer kitliyse, çünkü bosslarla karşılaştığınızda bir kere ölüp dirildiğinizde tak diye o canlanma şeyiniz sizin kitleniyor, böyle altta böyle siyah bir çizgi çekiliyor. İşte bu Jizo Statue sayesinde o canlanma puanını yeniden kazanabiliyorsunuz. Oyunda yine sınırlı, o yüzden dikkatli kullanmakta fayda var. Oyunda hiç kullanmadığım, doğru dürüst kullanamadığım bir şey Ceramic Shard. Düşmanın dikkatini çekmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bu kadar yani. Olayı bu. Bu oyun dünyasında gördüğünüz gibi burada listeyi de zaten delicesine var. Düşmanın böyle dikkatini dağıtıp ikili bir düşman var. Onları ayırmak istiyorsunuz. Bunu kullanıyorsunuz ama ninja sular zaten bu işte daha etkili. Kitap çözümünde yine gösterdiğimiz şeylerden biriydi. Ceremonial Tanto aslında bana Bloodborne'u çok hatırlatıyor. Hatırlarsanız gümüş kazanıyordunuz Bloodborne'da, böyle canınızdan birazcık harcayıp artı 5 gümüş kazanıyordunuz. Burada da Spirit Emblem kazanıyorsunuz. Çünkü prostetik araçlarınızı kullanabilmeniz için veya birçok yeteneği ileriki seviyelerde kullanabilmeniz için Spirit Emblem'a ihtiyacınız var. Ceremonial Tanto sayesinde canınızdan birazcık harcıyorsunuz ve karşında artı 5 Spirit Emblem kazanıyorsunuz. Contact Medicine yine çok stratejik bir eşya. Oyun içerisinde kullanacak mıyız? Aslına bakarsanız büyük ihtimalle kullanmayacağız. Speedrunner'lar çok fazla kullanıyorlar. Bir onların Snake Skip diye bir yeri var. Direkt olarak o dev yılanı aktif ediyorlar bölgede. Orada kullanıyorlar. Contact Medicine'i kendinize uyguladığınızda düşük seviyede bir zehir enjekte ediyorsunuz ve zehirli duruma geçiyorsunuz ama çok yavaş azalıyor tabii ki canınız. Bu nerede avantajlı? Zehir saldırıları yapan düşmanların saldırılarını büyük oranda etkisiz hale getiriyorsunuz. Ama bunun için hani Poison Powder diye bir şey var. Hani Antidote Powder, daha doğrusu kullandığınız bir toz var zaten. Onu kullanmanız daha mantıklı. Yani kendinize niye zarar veresiniz? İlginç bir eşya çünkü. Divine Confetti oyundaki çok önemli eşyalardan biri. Biz şu ana kadar bunlardan bolca toplamış olmamıza rağmen tam çözümde hiç kullanmadık. Bunun sebebi ise uygun düşmanın gelmemesi. Aslına bakarsanız tüm saldırılarınızı oldukça güçlendiriyor ve oldukça güzel bir efekt veriyor silahınıza. Ama özellikle hayalet tipi düşmanlarda çok etkili. Sekiro'nun normal silahının çok fazla etkili olmadığı düşmanlarda Divine Confetti sayesinde oldukça sağlam hasarlar verebiliyorsunuz. Burada boss listesi var. Corrupted Monk, Headless'ların hepsi ve daha birçok mini veya ana boss da karşımızda çıkacak. Zaten oyun içerisinde bu bosslarla karşılaştığımızda ben Divine Confetti'yi aktif olarak kullanacağım için burada yeterince es geçebiliriz. Güzel bir eşya, sınırlı bir eşya, düzgün kullanmakta fayda var. Bu eşyanın bir başka güzel önemli özelliği ise düşman blokladığı zaman bile size çok fazla posture hasarı verebiliyorsunuz. Oyundaki çok kilit eşyalardan biri ise Divine Grass. Divine Grass ne işe yarıyor? Bu kutsal çalı ne işe yarıyor derseniz Sekiro'nun Vitality yani canını ve üzerindeki bütün kötü efektleri aynı anda yok ediyor. Canını da tamamen fulluyor. Önemli. Aşağıda How to Find the Divine Grass diyoruz. Burada gördüğünüz gibi oldukça az sayıda var bu arkadaştan. O yüzden dikkatli, çok acil, çok kesinlikle kullanmanız gereken durumlar dışında pek bulaşmayın derim. Dowsing Powder'dan oyun içerisinde birçok kez bulduk ama kullanma fırsatımız olmadı. Size burn etkisi yani alev etkisi yaratan düşmanlar. İşte bir tane boğa vardı, deli boğa. Önceki bölümde Sempo Temple'da sürekli bize alev atan, hatırlıyorsanız Wolverine tipli düşmanlar vardı. Bunlara karşı oldukça etkili. Çünkü sizin üzerinize alev etkisi geldiğinde canınız her oyunda olduğu gibi birazcık düşmeye başlıyor. Dowsing Powder'ı yediğiniz zaman, çünkü kendisi bir toz,
Bunu yediğiniz zaman direkt olarak bu etkiden de kurtuluyorsunuz. Şimdi Dragon's Blood Droplet'in birden fazla kullanım şekli var. Bu eşyayı direkt olarak kullanırsanız eğer kilitliyse yeniden canlanma özelliğiniz tak diye açılıyor. Boss dövüşlerinde stratejik olarak kullanılabilir. Ama çok daha önemli bir kullanım alanı var. Bu eşyayı idol'larda kullanırsanız hastalıklı NPC'lerin iyileşmesini sağlıyor ve Dragon Root hastalığını gideriyor. Hep bahsettiğim bir olay var. Oyunda siz öldükçe oyun dünyası bundan etkileniyor. Sekiro değil. Sekiro'da zaten bir gariplikler var. Oyun dünyasındaki NPC'ler hastalanmaya başlıyor ve sizin üzerinize rotlar gelmeye başlıyor. Bu rotlar bazı NPC'lerin görevlerini yapmanızı imkansız kılıyor. Onlarla yeniden alışveriş yapabiliyorsunuz. Belki birazcık konuşabiliyorsunuz ama bir yan görevi yapmak istediğinizde, bir side mission yapmak istediğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Dragon's Blood Droplet bir tane taşınabiliyor inventory'de ama istediğiniz kadar tabii ki depolayabiliyorsunuz. Bu eşyayı idle'da kullanıyorsunuz. Dragon Root bitiyor. Aynı zamanda Unseen Aid'iniz %8'e kadar düşmüştür mesela. Ona kadar bekleyin. Ondan sonra %30'a geri çıkartıyorsunuz. Yani oldukça yararlı, oldukça değerli bir item. Zaten nerelerde bulacağımız da burada wiki sayfasında görünüyor. Siz de bakabilirsiniz buradan ayrıca. Elliver aslında çok spesifik bir eşya yine. Genichiro hatırlarsanız yıldırım saldırısı yapıyordu. Genichiro gibi yıldırım saldırısı yapan çok limitli sayıda düşman var. Bunlara karşı Elliver kullandığınızda eğer o saldırıyı bloklayamazsanız, o saldırıdan kaçamazsanız çok fazla etkilenmenizin önüne geçiyor. Çünkü o şok saldırıları sizin canınızı aynı anda inanılmaz seviyede götürebiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Elliver yanınızda olsun. Gelelim Fistful of Ash. Fistful of Ash oyunda en çok bulduğumuz ve en çok kullanımı keyifli olan eşyalardan biri. Tam çözümde çok fazla ben onu böyle meze etmedim ama kullanmak aslında lazım. Neden diyorum? Çünkü ya düşmanın dikkatini çekmeye ya da onları belli bir süre için nasıl söylesem hani gözünü kum atmışsınız gibi düşünün. Onların dikkatini dağıtmaya yarıyor. Corrupted Monk'ta inanılmaz işe yarıyor ki o boss dövüşüne geldiğimizde zaten kendiniz de göreceksiniz. Bize vuramadan ölecek çok ilginç taktikleri var bossların. Bunları da ileride göstereceğim zaten sizlere. Şimdi oyunda iki tane eşya var. Bunlardan biri Rice, diğeri Fine Snow. Pelletların etkisi ne? Onları yediğiniz zaman, o küçük topları yediğiniz zaman canınız belli bir süre için artmaya başlıyor. Rice yediğinizde ise bu sefer daha hızlı bir şekilde artıyor. Zaten kendisi gösteriyor. Ortalama kazandığınız can 4 tane pellet kullanmanıza neredeyse eşdeğer diyor. Yani buna birazcık doğrulama da gerekir diyor. Ama gerçekten oldukça iyi bir etkisi var Rice'ın. Eğer yanınızda pirinç varsa onu tutun yani. Öyle inventory'de falan kalmasın. Fine Snow da yine aynı şekilde işliyor. Yani Pellet, Rice, Fine Snow diyebiliriz. En hızlısı ve en etkilisi Fine Snow. En nadir bunun adı da bu zaten. Five Color Rice ise bulunduğunuz bölgeyi işaretlemenize yarıyor. Dark Souls'ta çok vardı bunlar. Yani özellikle arkadaşınız falan ya da kaybolacağınızı düşündüğünüzde bunlardan bir tane yere bırakıyorsunuz. Ondan geriye döndüğünüzde parlak, ha ben buradan geçmiştim deyip yolunuzu bulmanızı sağlıyor. Öyle çok büyük bir esprisi de yok. Yani renkleri gösteriyor işte, mavi varmış, yeşil varmış, turuncu varmış, pembe varmış, sarı varmış. Yani bunlar random olarak, yani rastgele olarak yapılıyormuş. Aklınızda olsun, eğer öyle çok kaybolduğunuzu, kaybolacağınızı düşündüğünüz bir yere giriyorsanız Hansel Gretel hesabı aşağıya bunlardan bırakır bırakır gidersiniz. Öyle deyince de bir garip oldu ama neyse. Gelelim Gachin Spiritfall'a, Gachin Sugar'a. Gachin Spiritfall'u ekstradan anlatmayacağım. Tıpkı hemen listenin başındaki Akos Spiritfall gibi ilgili Headless'ı öldürdüğünüzde artık sınırsız sayıda Spirit Emblem karşılığında belli bir süre dezavantajıyla bu Spiritfall'ları kullanıyorsunuz. Yani Sugar'larla aynı etkiye sahip. Gachin Sugar oyunda walkthrough'larımızda bol bol kullandık. Tam çözüm içerisinde neden kullandık? Çünkü size 1 dakika boyunca gizlenme ve sessizlik sağlıyor. Bu da gizlilik odaklı bir oyunda oldukça önemli. Bazı mini bosslara yaklaşırken gerçekten çok etkili oluyor. Eğer devotion yeteneğine sahipseniz de 1 dakika 30 saniye, 1,5 dakikaya çıkıyor süresi. Güzel bir eşya. Elinizde bol bol tutmanız lazım. Harcarken dikkatli olmanız lazım. Gachin Sugar'ınız tükenirse Spiritfall'a kadar öyle ortada kalırsınız. Çok kullanmadığım ama yine de önemli bir yine Sugar, Gokun Sugar. Peki bu Gökhan Şekeri ne işe yarıyor? Bu sefer postürünüzün daha zor bir şekilde dolmasını sağlıyor. Nedir bu? Hani hem düşman hem de sizin için can barı dışında bir de postür var ya. O denge
unsuru olan, blok seviyenizi belirleyen, işte onun daha zor da olmasını sağlıyor. Özellikle güçlü hasar vuran ve engellemeye çalıştığınızda, eğer çok fazla deflect yapamıyorsanız, sadece blok yapıyorsanız sizin işinize çok yarayacaktır. Çünkü daha uzun süre blok yapmanızı sağlayacak dengenizi kaybetmeden. O yüzden Gökhan şekerini bol bol yanınızda bulundurabilirsiniz. Ve yine unutmayın, aynı Gachi'nin ve Akko'da olduğu gibi Gökhan'dan da, yani Gökhan etkiliyken Gachi'yi kullanamazsınız. Gachi varken üzerine Akko yapamazsınız. Eğer Akko Sugar üzerinizde etkili, atak power'ınız var, üstüne siz bir de Gökhan'ı kullanırsanız bu sefer Akko gidiyor, yerine sadece Gökhan geliyor. Gourd Seed'i çok kısa anlatacağım. Canımızı tazelemek için kullandığımız Healing Gourd'un kapasitesini bu eşya sayesinde arttırıyoruz. Zaten oyun içerisinde bol bol bahsediyoruz. Toplamda 9 tane buluyoruz. Bu 9 taneyi zaten tam çözüm içerisinde bulacağımız için aklınızda olsun. Eğer tam çözümlere dikkat takip ederseniz orada da rahatlıkla bu eşyaları kaçırmadan geçtiğimizi göreceksiniz. Green Mossy Gourd ise oyunun ilerleyen bölümlerinde edineceğimiz bir eşya. Bunun sayesinde zehir direncinizi arttırabiliyorsunuz veya çok fazla zehir saldırısı yediyseniz ve bu zehir barını düşürmek istiyorsanız yine bunu kullanıyorsunuz. Aklınızda olsun. Healing Gourd'u anlatmıyorum. Yani gayet oyunda en aktif kullandığımız eşyalardan biri zaten. Heavy Coin Purse de yine anlatmayacağım eşyalardan biri. 500 tane seni, oyunda bu taktiği de anlattım. Hani parayı tutma şeklini, 500 seni aynı anda taşımanızı sağlıyor. Bozdur bozdur harca. Hidden Tooth bir boss'tan bize düşen çok güzel bir diş. Bite Down'la anlatmıştım ya size. Bunun o Bite Down sizi öldürüp yeniden canlanmanızı sağlıyor. O bloğu, o bir kere ölüp kalktığınızda ortaya çıkan bloğu kaldıran çok güzel bir eşya. Sizi anında öldürüyor ve canlanıyorsunuz. Bunun sınırsız hali, Bite Down'un sınırsız hali, ileride öldüreceğimiz bir boss'tan düşecek ve kullanmaya başlayacağız. Homeward Idol yine kullandığımız bir eşya oyun içerisinde bolca. Ya oyunun ana mekanı olan tapınağa veya son ziyaret ettiğiniz idol'a sizi gönderiyor. Anlatmaya gerek yok. Oyun hemen başında veriliyor. Bolca kullanacağınız bir şey. Sadece animasyon süresini dikkatli ayarlayın. Boss dövüş sırasında bazen gitmeniz zor oluyor. Dark Souls'daki Homeward Bone'la aynı işe yaramasına rağmen çok uzun sürede sizi ışınlıyor. Elusive Hellbell. Oyunda bunu buluyorsunuz ama biz burayı geçtik zaten. Bu sayede Fallen Scream Monkey'de eğer o maymunları bulmada zorlanıyor ve bölümü yeniden oynamak istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz ve hemen ilgili chapter, yani ilgili bölümü sıfırlıyor, baştan başlıyorsunuz. Böyle güzel bir eşya ama biz zaten o Fallen Scream Monkey'yi nasıl geçeceğimizi çok güzel bir şekilde gösterdik, anlattık. O yüzden gerek de yok bunu kullanmanıza bence. Jinza Jizo statü ise birazcık daha farklı Jizo'dan. Bu sefer eğer kilitli ise yeteneği açıyorsunuz. Yani dedim ya, bosslarla önemli dövüşlerde, yani bir kere öldükten sonra hemen ardından ikinci kere kalkamıyorsunuz her zaman. İşte bu kilitli durumlarda Jizo statü işinize yarıyor. Daha doğrusu Jinza'nın Jizo statüsü işinize yarıyor. Aklınızda olsun, güzel bir eşya. Ne kadar kullanırsınız, ne kadar kullanmazsınız ben açıklayayım, benden çıksın. Litecoin Purse anlatmıyorum. Şimdi Mibu balonlara gelelim. Şimdi Mibu balonların etkisi aslına bakarsanız Dark Souls'da bulduğumuz o coinlerle aynı. Hepsi farklı farklı işe yarıyordu. Burada birazcık daha fazla var. Hemen onlara bakalım. Mibu Balloon of Spirit ne arttırıyormuş? Daha fazla düşman öldürdüğünüzde Spirit Emblem kazanmanızı sağlıyor. Özellikle Spirit Emblem Store'unuz sıkıntıdaysa bu balonu aktif hale getiriyorsunuz ve sınırlı bir süre için daha fazla Spirit Emblem kazanıyorsunuz. Çünkü her zaman düşmüyor düşmanlardan. Bu sefer böyle deli deli düşüyor, rahat ediyorsunuz. Peki Mibu Balloon of Wealth neymiş? Zaten Wealth isminden anlaşılacağı gibi kazandığımız parayı arttırıyor. 150 saniye için düşmanları öldürdüğümüzde aldığımız altının %50 daha fazla olmasını sağlıyor. Gayet güzel. Peki Possession balon neymiş? Aslında Possession dediğimde benim daha çok kontrol gelse de aklıma, burada item olayı karşımıza çıkıyor. 150 saniye boyunca düşmanlardan çok daha fazla şansla eşya düşürmeniz mümkün hale geliyor. Yani daha rahat eşya düşürüyorsunuz, bu kadar basit. Ve önemli mi bu balonlardan biri ise Soul. Ne işe yarıyormuş? Resurrective Power for a Time.
Kısa bir süre için daha fazla resurrective power'ınız oluyor. Yani yeniden canlanma puanınız oluyor. Dikkatli harcayın. Gerçi bol bol var. Aslında oyunu ne kadar kolaylaştıran eşyalar fark ettiyseniz. Pilgrimage balonda sonuncusu. Nibu Pilgrimage balonsa tüm bu saydığım balonların etkisini aynı anda veriyor. Tüm balonların etkisini aynı anda veriyor. Bir 2 dakika 30 saniye süren bu eşya aynı zamanda bir görev eşyası. Ministry Dowsing Powder. Dowsing Powder'ın etkisini daha önce konuştuk. Bu birazcık daha etkili. Ne işe yarıyormuş? Burn statüsü temizliyor. Yani eğer yanıyorsanız bunu yok ediyor. Noted Purple Guard ise farklı bir guard. Önceki biliyorsunuz zehri engelliyordu. Bu da terör dediğimiz saldırılar, özellikle hayalet ve phantomlardan gelen saldırıları. İlk phantomlarımızı Folding Screen Monkey'deki o maymunlardan görmüştük. Hatta beni terör saldırısıyla yok etmişlerdi. İşte onu azaltan güzel bir eşya aynı şekilde işliyor. Zehirli olanla bol bol direnç kazanıyorsunuz ve hali hazırda o bar artıyorsa onu da düşürüyor. Oyunun hemen başlarında bulduğumuz monocular ise dürbün. Uzaktaki eşyayı görmenizi sağlıyor. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yağı kullandık zaten. Özellikle Hirata Estate'de bol bol kullandık. Alkolik abimizi, Drunker'ı öldürmeye çalışırken. O el nedir? Eğer elinizde Flame Vent veya alev saldırısı varsa bu yağı atıyorsunuz, daha fazla yanıyor. Yani bunu anlatmaya gerek yok. Açık açık uzun uzun. Çok da basit bir eşya yani. Pacifying Agent'da daha önce kullandık, Fallen Screen'de kullandık. O terör hasarını yok ediyor. Terör build up yükselmeden önce bar tamamlandı. Çünkü anında ölüyorsunuz. Öyle bir şansınız yok kurtulmak gibi. O bar dolmadan hem direnç kazanıyorsunuz hem de terör build up'ını yok ediyorsunuz. Güzel yani. 30 saniyede direnç kazanmak bence yine oldukça güzel bir olay. Pellet oyunda bol bol kullandık. Aynı anda 3 tane taşıyabiliyorsunuz. Ama idle oturduğunuzda yeniden 3 tane taşıyabiliyorsunuz. Kalanlar gidiyor. Kısa bir süre için canınız artıyor. Bu eşyaya bu kadar. Persimmon'sa yine postür üzerinde oldukça etkili bir eşya. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Saldırdığınızda veya saldırı yediğinizde postür recovery, yani toparlanmanızı çok daha iyi hale getiriyor. Çünkü postür şöyle işliyor. Şimdi size biri saldırdığında siz deflect bile etseniz belli oranda postür yiyorsunuz. O hasar yeniyor yani, onun kaçarı yok. Eğer blok yaparsanız daha fazla yiyorsunuz. Eğer normal saldırı altındaysanız yine yiyorsunuz. Yani her türlü o postürü yiyorsunuz. Burada onu azaltmak sizin elinizde. Çok fazla blok yapan biriyseniz ve deflect'te çok kaçmıyorsanız bu eşyayı kullanarak o hasar aralığınızı genişletebilirsiniz. Hem saldırırken hem de saldırı yerken postür hasarı çok fazla almazsınız. Yani bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Eşyayı kullandığınızda düşmana karşı sezgileriniz oldukça güçleniyor. Ama yeniden canlanma gücünüzü kaybediyorsunuz. Çok geçemediğiniz bir boss vardır. Onun eşyalara, yani onun saldırılarına karşı kendinizi güzelce koruyamıyorsunuzdur. Lab Lamp'ı kullanarak rahat edebilirsiniz. Veya tek vuruşta ölebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani çok kullanmayı tercih edeceğim bir eşya değil. Ama aklınızda olsun. Aa bak, böyle bir şey vardı. Düşmanın işte o özellikle kırmızı İşaret yandığındaki saldırılarına, önlenemez saldırılara karşı kendinizi çok savunması hissediyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Rice'ı anlatmıştık, geçiyorum. Snapseed oyundaki yine önemli eşyalardan biri. Bu ilginç tohumu kullandığınızda oyundaki illüzyon temelli teknikleri direkt disable, yok ediyor. Bazı mesela ne diyor? Destroy the spirit summoned by Lady Butterfly diyor. Ne yani? Lady Butterfly böyle hatırlarsanız 3. bölümdeydi. Böyle bir sürü illüzyon yaratıyordu, size saldırıyordu. İşte onları tak diye Snapseed'de yok edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Corrupted Monk'ta kullanabiliyorsunuz. Ve Ashina Deep'te veya atıyorum Hidden Forest'ta bulunan düşmanları anında yok edebiliyorsunuz. Sınırlı sayıda olan ama aynı zamanda etkili itemlardan biri. Sweet Rice Ball hem posture tarafında hem de can tarafında etkili. Orta seviye can yükseltmesi sağlıyor size. Aynı zamanda da postürünüzü durağan bir hale getiriyor. Çok daha sağlam bir şekilde düşman karşısında durabiliyorsunuz. Ama oyunda yine çok sınırlı var. 3 tane var sadece. Ve yani Crow tarafından veriliyor hepsi. Ungo Sugar ve Ungo Speedfall'u da aynı anda işleyelim. Evet.
güzel eşyalardan biri bu. Çünkü size 30 saniye boyunca, eğer devotion varsa 45 saniye boyunca %33 hasar daha az almanızı sağlıyor. Bu gerçekten oyundaki hasar seviyelerinin bazı düşmanların ne kadar anormal seviyede olduğunu düşündüğümüzde oldukça güzel bir eşya. Ve bunun Spirit Fall'unu kazandığınızda sınırsız sayıda Spirit Emblem karşılığında Ungo'nun bu yeteneğini kazanabiliyorsunuz. Bence oyundaki şekerler içerisindeki en etkililerden biri bu. Özellikle oyunu oynamakta zorlananlar için Headless boss'unu kestikten sonra kazandığımız Ungo Spirit Fall mükemmel bir eşya. Artık son 3 eşyamıza geldik. Bu seferki Red Gourd'umuz. Bu Red Gourd da alev build-up'ını, yani o üzerinizdeki yanma hasarını yok eden bir Gourd. Powder'ın aksine sürekli kullanabildiğimiz güzel bir eşya. Bunu da geçelim ve son Sugar'ımız. Oyundaki en güçlü ama aynı zamanda en dengesiz şeker bu arkadaşlar. Yaşariku. Yaşariku ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, burada gerçi Spirit Fall olayı var. Sizin canınız ve postür barınızı yarılıyor. Ne kadar yüksek olursa olsun yarılıyor tamamen. Maksimum olanı yarılıyor. Ve bunun karşılığında 30 saniye için, devotion varsa 45 saniye için size %25 daha fazla atak sağlıyor. Yani bu gerçekten efsane bir olay. Aynı zamanda, yani şöyle söyleyeyim, 2 tane Akko Sugar aynı anda kullandığınızı düşünün. İşte Yaşariku'nun etkisi bu. Özellikle speedruncılar çok kullanıyorlar ama dediğim gibi çok riskli. Bunun sebebi de canınızı ve postürünüzü %50 oranında düşürüyor, yarı yarıya düşürüyor. Yani normalde düşman size 2 atarken tek atacak. O yüzden çok etkili, çok dikkatli kullanmanız lazım. Evet arkadaşlar, tam çözümün bu bölümünde sizlere oyun içerisindeki kullandığımız, sıkça kullanacağımız eşyaların ne anlama geldiğini, kullanım alanlarını ve nadirliklerini anlatmaya çalıştım. Bir hatam olduysa kusura bakmayın, hemen aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz biz de onları ilerleyen bölümlerde düzeltmeye çalışırız. Bu sizden gelen çok büyük bir istekti. Oyundaki eşyaların ne işe yaradığını bazen anlayamıyoruz. Lütfen detaylı bir rehber oluşturun diye. Ben de Salt gameplay yerine, oynanış yerine bu bölümde böyle bir şeyi tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Peki Sekiro'nun oynanış bölümleri ne zaman devam edecek? 3 gün sonra yeni bölümde yine karşınızda olacağım. O zamana kadar hoşça kalın diyorum.